Değerli izleyenler, Bayram Havası programı devam ediyor. Biz hemen dönelim Erkan'a. Erkan, soru sorum senin. Bir bilim her zaman seyirciler ya da o gençler ki seni seviyorlar, sensu aşıktılar. Her zaman merak edirler Erkan nece bu yola girdi? Yani ilk yardımı neydi atanda? Kim yardım etti özüne? Kim birinci kez sesini keşfetti? Ben ilk ne diyeyim, koyu doğrusu selaşım. Tabii. İlk azam verirdim yani. Doğru. Yani azan zamanlarda azan verirdim. Demem İmam Hatip'im Avmullah'ydım. Tabii ama yani ben şok oldum. Bir zamana geçseydim yani azan verirdim. Sağsım güzel olduğu için. Tabii ki azan verirdim. Böyle. İşte ondan sonra yavaş yavaş dolara çıkaram. Korku korku. Babamın korkusu var idi. Fazla azana bağlısın. Babamın korkusu çok var idi. Tabii. İşte yavaş yavaş Ahmet yoldan çıkarttım. Yani. Babam da beni diğer her vakit. O Ahmet'ini sen yoldan çıkarttın. Her şey Ahmet Deniz'in baş altından çıktı. Hatırlıyorsan Erkan, yıllar önce geldim yanıma. Bəli. Dükkanımda. Bir video paylaşmış idi Facebook'ta. Güzel çağırdım anne. Bəli. Ya da gel maniyeçe. Maniyeçe. Dükkandasan çağırsan. Ha, bir zaman yıkmıştı. Bir zaman yıkmıştı. Bir dalda. Dedim gel programa kat. O zaman ben gençliğimiz programı verirdim. Bəli. Dedim kusura bakma, ben televizyona çıkamam, evde izin vermem. İşte o vakit işte var idi, ama zahit var idi. Ama il, tabii ki ondan sonra bir baktım erken toylarda çıkar. Yani ne zekna edebildi ahlatı bu? Valla hediye edin, ben çıktım. Hediye edin, hemen çıktım. İşte, sonradan bezar oldu. Bezar oldu demektir. O yüzden hakkıydı yani. İyiydi, pişman değil ki sen. Pişmanım. Pişmansın. Ne için? Ben pişmanım. Her şeyin bir zorluğu var. İnşallah. Yani. Tabii ki özü sen. Yani pişmanım, babamın sözünü tutmadım. Tabii baba nene sözü yani çok önemli. Yani onları babamda bir bildiği var yani, onu derim. Doğru. Tabii. Çünkü benim günüm müstakbel. Ama bu da yani müstakbeldi, bir hivayet, bir hobi de koydu yağın. Onların da rızası olmadan yani nece bu yola geçebilsin mesela. Şimdi yani vaza alıştılar artık bundan sonra. Vallahi diğer duayla mamtına Allah hidayet versin. Eydi manu dinler. Kim nenem gile? Babam gile. Diye babam dinlemez babam. Dinlemez. Telefonu yok, hamdolsun. Çok iyiydi o zaman. Çok mani çağıran vardı. Yani ister Irak'ta olsun, ister Türkmenlerin içerisinde olsun, ister bütün dünyada bidayası yani ailesi destek görmez özden. Ondan sonra karşı çıkarlar. Ondan sonra bir zaman sonra ailesi alışar. Sonunda bakar yani oğlan bir muhibe diye çağırsan özne. Yani bu da fark vardı. Yani maalesef daha geliyorsan maalesef bazı vardı. Mesela vaktinde zamanında bir kişi mesela yanlışlık edip de müştemimizin de herkese o nadrayla bakmağı da yanlıştı. Yani tamam. Sonuçta insanın sahası güzeldi. Tamam. Çağırsan arkadaşlardan ortam yani şeyse her şeyin de farklı yolları vardı. Tabii Allah bir özellik verip de özne yani insanlardan ayrı. Tabii. Sen gerek bunu kullanasan, değerlendiresen özünü. Çünkü onlardan farklısan, güzel bir sesi de var, millete seviyoruz seni. Bir de şeyden vazgeçmeyip aynı vakta. Yani geçen ilahiyeten de vazgeçmeyip sen. Ramazan'da da güzel azan okuruz. Esam da aynı azan okuruz. Güzel bir şey. Yani sesinin güzelliğini her yerde kullanabilsen. Bir de babamın başka yerlerinde de sözünü tutabilsen. Hatta ki ben fazla geliyorum. İki tarafı da razı edebilir. Bəli. Eydi, sırada ne vardı Erkan? Sırada değerli IPMS buradan saygı salamımız özüne. Babanı da unutmayalım. Bize destek etti. Destek oldu doğrusu. Ali İnce Parmak. Bu manada? Her şeyde. Her şeyde. Bu stüdyosunu açın bize bilsin. Bəli, tabii ki sizin çok yengi kendilerine de destek oldu. Buradan saygılarımızı iletelim. Tabii iyi ki bu stüdyolar Kerkük'te sıkıptı. Çünkü Türkmen manasında yani eskisine göre çok eskiler de Emre. Yani bir 10 yıl öncesine göre bir merhaleye getirdi bu stüdyolar. Hamza da abi olsun, Ali abi olsun. Onun yanında başka stüdyolar da vardı. Ali Öztürk vardı, onun yanında Ali Mullaoğlu vardı. Tabii ki yengi mahalleler çıkardı. O önemli bir şeydi. İnşallah daha güzel yere yetişer tutma sanatına. Manu Ejdağ'ın. Manu'nun adı neydi? Bir daha yanmam sana. Güzel. Söz Kalimant. Söz Muayel Boyaksın'ın da. Buradan saygılarımızı iletelim ustamıza. Beste'de Hüseyin Reşli'ndi. Güzel. Ona da saygılarımızı. Buyurun.
kanmam sana. Bir daha yanmam sana. Yalvarma kanmam sana. Söz verdim dönmem sana. Sözüm tutabilmedim. Söz verdim dönmem sana. Sözüm tutabilmedim. Yaklaşmağım sütsen. Ağzına sağlık. Siz de sağ olasınız. Çok içten oxudu özün. Sanki böyle içerideki hasret, içerideki kelimeler hepsini atıyor yazıyor. Olabilir. Manide. Bes menden almasan yani haket. Haket almıram, gözü sulandı biz geçerken. Yok, kurma, kurma işte gözü sulandı. Yetmeden bir şey diyelim. Arkan, yani bu mani mesela. Sulu olsaydı daha güzel olardı mesela. Senin sasu suluya da yakındı. Bəli. Neden sulu çağırmayıp seninle kadar? Vallahi... İnşallah gelecekte var.
Yani ne senden ne Aysam'dan sulo besteler. Sulo var, beledi var inşallah. Vardı. Hazırlayıpsız yani. İnşallah. Bir de şunu merak ederim. Bülent Ersoy'u güzel taklit edesen. Ben. Kısa bir şey dinlesem senden. Olur. Kısa. Mike'dan. Ben şöyle Mehmet. Samba, Bülent Ersoy'u bir. Sağ olasın. Gerçekten güzel bir şekilde eda etti özne. Aynı tam Bülent Ersoy'un sesi.
Çok benzer ses olur. Gençliğe bir. Biraz daha ince bir yazımda. Yani Samir ben çok böyle çok tarz 10 tek okuyayım. Yani ama çok benzer ama yani. Çok fazla benzer sesi. Güzel bir şekilde de okudu o yüzden. Uyur seni bu türlü şarkılar. İyiydi aynı bu türlü şarkı edebilsen Türkmanca yani bir yengi şarkı edesen bana. İnşallah dedik mi ki var inşallah. Bana bir var samba, sulu. Bu şekilde yani sulu. Beklerik sana. İnşallah. Geçen Esam'a. Esam. Sen o yenge mahallelerden misin yoksa duza yaparacaksan bizi provada? Biz kurmatıdan güzel bir beste dedi çağırdı. İnşallah onu da çağırırız. Sen sana
Ağzına sağlık. Bir yenge maniydi. Ben bilgim fazla olmadığı için senden sorarım. Bir yenge de sen cevap ver. Bizim abimiz rahmetli Hamza Hüseyin'i Allah affetsin. Bir gün adlar çok yadudan çıkarın. Herhalde sıcaklık bazı. Öz mehallerim bak çok kere yadımdan çıkarır. Bir kez inanla bir şey verse bir şey alır. Mende de böyle bir sorum var. Zakir'e verir. Zakir'e verir. Mende bir sen ne olubdu adlar yadımdan çıkarır. Her zaman Hüseyin yanımda hep diğer adı filan da adı filan da. Haz ederim sorum senin bilim bu yolu da yani. Kim sana çok yardımcı oldu, yardım etti, sana destek oldu? Benim tabii çok yardım eden bana bizim abilerimiz var, genç sanat, yani şairlerimiz var, mülahlarımız var. Çokun yani yardımına gelmediğin de yani kusura bakmasın, evet. Yani çoktu maşallah. Bizim kardeşimiz mesela, bizim abimiz Üstad Muayyet. Bize çok destek olur. Bizim Üstad Sadık çok destek olur bize. Abimiz bizim Savaş Kadir Üstadımız. Kardeşim Mehmet Leylanlı, onun yanında Yusuf Muhtar, Mehmet Fauzi, Raad Aşık. Bunlar hepsi bizim Ali Felahti. Yani hamdolsun. Yani sayıp bakın aslında. Yani, maşallah hepsi yardım edip sana. Hepsi yardım edip sana. Hepsinin adını indi zikredebilmesen özlerin. Çünkü ya da çoktular maşallah. Hamdolsun. Bir de mesela daha fazla olsunlar. Bir de geçmişe dönerim. Bale. Eskiden kim yardım edin? Makam evinde olduğu için. Bale, o bizim rahmetli, Allah affetsin, Üstad Miqdad Ebu Umar. Allah affetsin. O benim destek oldu. Gerçekten. Bizim abimiz Ahmet Enes'in babası Üstad Muayyed, Muhammed Muayyed. Tevfik. Bale. Yani hatta makam... üstü adını da bilirim. Ha, bunlar bize çok destek oldular makam evinde. Kaderimize birlik. Tabii. Hamdolsun yani bilenlerden sayılırsan. Elhamdülillah. Bir de o vakit yenge çıktı orada, yani bundan iller önce. 96'dan. Diğerler Esam'ın sesi. Mehmet Ahmet Erbil. Mehmet Ahmet bizim abimiz, Erbil ustamıza benzer. Erbil. Hakikaten özellikle şey manasını çağırdı burada. Kokladım bahar. Kokladım bahar gülü. Doğru. Kim benzetti senin sesi? Bu yani valla özü la iradiydi yarışmada. Bir fetre bunun ama Irak Yıldızlar oldu. 2004. Birincilikce getirdi bildiğin. İkincilikce getirdi. İkincilikce. Kardeşim benim Sine Şehir birincilikce getirdi. Üçüncülüğünü de şey getirdi Ümit Sübhi. Onda her hafta bir şey üzerine verirdiler bize. Mesela bu hafta Tel Afar, bu hafta Erbil, bu hafta Duz, Ebele yani. Şey üzerine diye, Erbil üzerine diyendik mağanlar yani. Onda bildir bu kokladım bari. Onda ustad, bizim ustadımız Mahmud Kılınçı. Bale. Abimiz. O dedi maşallah sesi aynen bu zıbıt özürü. Hakikaten. Ondan kaldı Mehmet Ahmet Erbil. Bale. Doğru. Tabii ki Dınar'ın Hüseyin'e Hüseyin güldü. Ve demedi ilk adım sarı çaldı beni sarı. Hüseyin dağılıp bize. Hüseyin, sarı sarısı uçuma benzettiler. Kime benzettim ben? Demeyebilir seni hiç sarı. Yani kimse benzer. Hüseyin'in sarısı bir kez benzer bizim ustadımız Ali Benne'ye benzer sarısı. Ali Benne. Hayır, Ahmet'in sarısı. Hakikaten bazı maneleri vardı. Bazı maneleri yani. Yani, yani, bazı kere yani çok kimseler değil biz ama haddim de yok dolaşım Ali Benne'ye. Tabii ki buradan saygılarımız ustadımız Ali Benne'ye gerçekten değerli bir sanatçı. Değerli bir sanatçı da iyi bir ses vardı. Ben. Ama inşallah sen de onun yolundan gidesen. İnşallah. İyiydi, doğru sana. Yani taklit ne derdi o bilayede? Evde hala daha çıkmıyor. Var idi böyle bir şey. Vallahi çok dinlerdi o özne. Ki ben sesini çok severdim eskiden. Bir ben sesi var sürme sürme. Ben. Kara gözlere sürme. Bir de bir ben sesi var şeyi severdim. Sen sen vazgeç benden onu. Yani bunlar çok dinlerdim. İyiydi biz dinlerdi yoksa taklidin de yapardım. Valla taklidin yani yapardım, hadi derdim. Böyle yani sahneler ulaşım o bir şeyle işte. Hamdolsun. Hamdolsun. Tabii hamdolsun. Özellikle indi biz Kerkük'te, Kerkük milleti ve başka ülkelerde senin sesi çok severler. Valla sağ olsun, ben de severim. Çok iyi bir ses getirdi. Hamdolsun. Biz Hüseyin Bilal'inki sıradanı hazırlayalım. Sıradanı hazırlayalım. Sırada Üstad Ali Benner'in bir bestesini okuyacağı Aşıkların Hakimi. Güzel Ali Hüseyin Tuzlu'ya aitti. Söz Ali Hüseyin Tuzlu beste Ali Benner. Buyurun dinleyelim sana. Dinleyelim sana. Dinleyelim. Yar çağırdım
Her ettim gözüde durmadı yar. Aman aman çok aradım bulmadım. Bin vefalı yar bulmadım. Ola yar gelin ittiler, ben küreken olmadım. Aman aman, aman 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 aman. Gitme bu yolun. Aşıkların hakimi, kime diyeyim derdimi? Aşıkların hakimi, kime diyeyim derdimi? Sevda bağrım azdır, bitirdi üreğimi. Sevda bağrım azdır, bitirdi üreğimi. Bitirdi üreğimi. Yamalan bir çare bu, ya gel sen de derdim çek. Yamalan bir çare bu, ya gel sen de derdim çek. Aşkımız olsun gerçek. Ağzına sağlık. Gerçekten güzel okudunuz. Tebrik ederim sana. Tabii ki her manası oluyor. Sağ ama olun. Güzel bir şarkıdır da aynı zamanda. Tabii ki çok güzel manidir. Herkes sever bir şarkıdır. Çok güzel manidir. Özellikle Ali benimle okuyandı uzun. Evet. Sen de okuyandı, o güzeldi. He. Güzel okudunuz. Neyse bakırım bana böyle diyende. Ahı bu ben sana okudum yani, bir ayrı şeydi onu. Ne adı şey? Sana içimde kalmasın. Fikri gitti ayrı yere. He, onun da. Dalgasıyla manini okudu. Mesela üç vasıf edin. Böyle değil. Ver ver. Ağzı olarak ve sağlık tekrar. Gerçekten olasın, güzel okudunuz. Tabii ki ne yazık. Vaktimiz çattı. Tabii. İlk başta Erkan'dan çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Memnunum sizden bize bir davet verdiğiniz için. Sağ olasın. Biz de size memnunum. Tekrar bayramın mübarek olsun.
Onun yanında değerli arkadaşımız İsamcığım, ben sana da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizden biz teşekkür ederiz. Sağ olasın. Tekrar bayram mübarek olsun. Daim bayram dolasın inşallah. Parlak gördük sizi. Sağ olasın. İnşallah. Onun yanında güzel hem de hürmatı olan bizimle programda olan Hüseyin Duzlu, sana da çok teşekkür ederim. Ben sizden teşekkür ederim. Bir daha davet verdiniz bize. Onun yanında müzik ekibine de çok teşekkür ederim. Unutmayalım özleri, bizimle yoruldular. Murat Halali, bir de Ahmet Deniz. Eksik olmamın gerçekten çok güzel bir şekilde eşlik yaptığınız değerli ses sanatçılarımıza. Tekrar Zuda bayramımızı kutluyorum. Evet sevgili değerli izleyiciler, bugünkü bölümümüzün de sonuna geldi. Bir bayram havasının daha noktalarıyla. İnşallah bu program herkesin ve özellikle bizim programı izleyen değerli izleyicilerimizin yoluna göre oldu. İnşallah başka münasebetlerde tekrar görüşmek üzere. Herkesin bayramını tekrardan tebrik ederim. İnşallah mutlu, huzurlu, neşeli bir şekilde geçer bayramımız. Sözümü tekrar meslektaşım Nivin'e bırakın. Tabii Hüseyin. Evet değerli izleyenler, buradaki çalışanlara çok teşekkür ederim. Kameramanlar ve muhricimiz ve buradaki müzik ekibi, misafirler aynı zamanda. Ve de Hüseyin'e de çok teşekkür ederim. Bayram havasının. Tabii sağ ol. Bayram havasının sonuna geldik, bölümünün sonuna. İnşallah Türk milletinin her günü bir bayram olur. Ve bayramımız son kez kutlu olsun. Kerkük milleti ve Duz'daki Türkmanlar ve Tel Afer, Leylan, her yerdeki insanlar. Tabii unutmayalım. Her yerde Türkmen yaşarsa onları diyerek Kurban Bayramımız kutlu olsun. İnşallah her günümüz bir bayram olur. İnşallah bir daha bir bayram havasıyla sizinle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.